Dostlar hepinize selamlar, saygılar. Ben Astro Canan. Şimdi pek çok arkadaşım saçımın rengini beğeniyor. Saçımın işte ne bakım yaptığımı soruyor. Bakım yağlarımı göstereceğim. Saçlarım kınadır arkadaşlar. Şimdi kına kullanmak isteyen beyazı çok olan arkadaşlara şunu tavsiye ederim. Sakın ola ki kimsenin sözüne bakıp da kınadan dönmeyin. Kına sürüyorsanız saçlarınıza, biz kına yakma diyoruz. Kına yakma diyoruz. Kına arkadaşlar, işte benim evimde hiç eksik olmaz. İşte böyle iki tane kaşık kınayla bir saç maskesi gibi yapıyorum. 10 güne bir, haftada bir de yapabilirsiniz. 2 saat tutuyorum. Çünkü ben 3-4 saat tutamıyorum. 2 saat bu kınayı, hibiskus tohumu var, hibiskus yaprakları var arkadaşlar. Bu biliyorsunuz böyle Japon gülü falan da derler. Hibiskus her attarda bulabilirsiniz. Bunu çay gibi demliyorum. Hibiskusla karıştırıyorum. Fakat içerisine Hint yağını mutlaka koyuyorum. Hint yağı çok önemli arkadaşlar. Çok çok güzel. Hint yağını mutlaka koyuyorum. Badem yağını mutlaka koyuyorum. Oranları belli. Birer yani şöyle yarım kaşık Hint yağı, yarım kaşık da badem yağı koyduğumda zaten hibiskus suyu da bırakıyorum. Kınam böylece hazır. Saçıma sürüyorum arkadaşlar. Onun arkasına 2 saat bekliyorum. Vaktim varsa 3 saat güzel olur. Sen gece yatayım diyorsan mükemmel olur. Ama ben 2 saat bekleyebiliyorum. Video çekimim var, bakımım var, sağa sola dökülmesin diye. Size bir uyarıda bulunacağım arkadaşlar. Kınanın hiçbir sakıncası yoktur. Ve sakın ola ki kınayla boyayı kullanmayın. Çok mecbur kalırsanız dip boyası falan yaptırabilirsiniz. Bir sakıncası yok aslında da dip boyasını bile kınayla yapın derim. İki türlü sizi uyaracağım. İkincisi, sakın kuaförlere gidip de önüne oturmayın. Yok kına şöyle yapar, yok kına böyle yapar. Kötüdür. Habire kınayı kötülüyor. Çünkü neden? Kozmetik firmaları gerek kurslarında gerek işte bunlara dikte ettirdiklerinde sürekli olaraktan doğal ürünleri, işte doğal ürün bu arkadaşlar. Yemen'den geliyor. Hatta rahmetli babaannem Yemen'den getirtip Tarsus'ta yetiştirmiş bu kınadan. Yapraklarını döver kullanırmış. Ben görmedim babaannemi. Ben doğmadan ölmüş. Annemden duydum. Kına yani Tarsus ikliminde de yetişmiş, babaannem yetiştirmiş. Öyle bir kadınmış. Bilemiyorum. Şimdi üçüncü bir uyarım olacak dostlarıma. Şimdi ben kınayı sürdüğümde gittiğimde mesela Ankara'da falan, "Aa, sen saçına kına mı sürdün? Aa," yani çok iğrenç gözüküyor anlamında beden dili kullanırlardı. Midesini buruştururlardı. Yani böyle şaka yolu değil. Gerçekten hiç tanımayan mesela bir gay gelmişti bizim kafeye. Şey yani fal baktırmak üzere gelmişti, falcı değil de. "Ay," dedi, "senin," dedi, "bu saçların, ay berbat," dedi, "aa böyle," dedi, "midem bulanıyor falan," dedim. Arkadaşlar bu tür söylemlere yer vermeyin, şey yapmayın, aldırış etmeyin. İlk başlarda çok kötü bir görüntü olabilir kına. 2 ay, 3 ay geçtikten sonra oturur kına. Sen sürekli kına yakmaktan vazgeçme. Ayda 2 kere, 3 kere kınanı yak arkadaşlar saçına. Benim tırnaklarım da kınalıdır. Ya şu an vaktim yok. Kınayı süremedim ama tırnaklarım, ellerim de kınalıdır. Benim kendi kişisel inancım dostlarım, kına gerçekten çok bereketli bir sırlı bir maddedir. Toprak enerjisini taşıyor arkadaşlar. Kına direkt toprak elementini taşıyor. Ve bizim vücudumuza stresi yatıştırıyor. Perilerle iletişime geçmemizi kolaylaştırır. Kınayı boş yere kullanmıyorum. Hepsini bilerek kullanıyorum. Gelelim uzun saça. Çevreciler diyor ki, ya diyor, saçlarınızı kısa kestirin. İşte şu kadar su tasarrufu yapılır. Kabul ediyorum. Katılıyorum. Ve arkadaşlar bu konuda çok haklılar. %100 haklılar ama ben medyumum. Normal bir insan gibi düşünemiyorum. Ezoterizmin derinliklerine indiğimde, ki bu 10 sene evveli falan kapsar. Ben 10 sene evvel daha bir ezoterizmin detaylarına indim. Hindistan'daki viril enerjiyi inceledim. Tibet'teki enerjiyi inceledim. Ama bunları
yabancı kaynaklardan da baktım. Türklerden de vardı. Türklerden fazla söyleyen yoktu ama viril kızları çıktı karşıma. Viril kızlar arkadaşlar. Ayakları topuklarına kadar uzanan. Nazi Almanya'sında ortaya çıkmış böyle saçları topuklarına kadar dört tane güzel kadın. Maria Otrich sanıyorum liderleriydi. Kadın o kadar güzel bir fiziği var ki anlatamam size ve topuklarına kadar inen saçları var. Saçı anten olarak kullandıkları söyleniyor. Birdenbire ortaya çıkıyorlar Nazi Almanya'sında ve birdenbire de kayboluyorlar. Aslında viril enerji Hindistan'da en az 5000 yıldır biliniyor ama Nazi Almanya'sı bunu nasıl kullandı? İşte bu kızlar kimseyle görüşmüyorlar. Orman içinde bir yerlere falan filan var. Garip ama yani Hitler'in medyumları diye geçiyor. İşte Aldebaran'dan gelen kızlar diye geçiyor. Bir Aldebaran takım yıldızı söyleniyor. Saçları anten olarak kullandıkları söyleniyor. Saçlarımı ben o özel bir durum. Saçlarımı biraz ailem kuaför olmama izin vermedi. Ben kuaför olmak istiyordum. Hep de Fransa'ya gitmek istiyordum. Orada eğitim almak istiyordum. Kuaförlük eğitimini, güzellik eğitimini orada almak istiyordum. Ailem buna izin vermedi. Kuaför olmama izin vermedi. Bir şekilde giderdim kuaför olsaydım. Hayır dediler. O zamanlar kuaförlüğün okulu yoktu. Hayır, okula gideceksin dediler. İstemeden zorla okula gittim. Ama kuaför olamadığım için sürekli saçlarımı kısacık kestiriyordum. Hep erkek gibi yani böyle saçlarım neredeyse 3 numara 4 numara gibi. Yani saçlarımdan etik alınıyordum. Niye? İstediğim meslek yoktu. İstediğim bir ortam yoktu. Hep uzun saçlarım olsun isterdim falan filan. Böyle küstüm saçlarıma. Ama ne küsüş. Yıllarca saçlarımı dediğim gibi 3 numara 4 numara bir ara uzattım nedense. Böyle bir uzatma gereği duydum. O uzattığım dönemde işte bazı olağanüstü olaylar yaşadım. Saçlarım belimdeydi. Ya 2-3 dönem uzattım. Yani demek 5 yıllık gibi bir süre uzatmışım. 4-5 yıl gibi bir süre. O dönemde mucizevi olaylar gelişmeye başladı. Saçım kısayken de görüyordum ama saçım uzunken çok çok medyumluk yeteneğim artmıştı. Algılarım çok açılmıştı. Ve saçım uzunken çok bereketliydi arkadaşlar. Uzun saç bereket veriyor. Uzun saç öbür boyutla, diğer boyutla, paralel evrenlerle, rüyalarla ilişkimizi birebir düzenliyor. Ve uzun saçla yaptığım bütün dualarım kabul olduğunu gördüm. Saçlarım geçen sene de uzundu arkadaşlar. Siyah kına yakıyordum. Herkes siyah boya sanıyordu. Böyle rastık denen bir boya koyuyordum içine. Onu kullanıyordum. Sonra birdenbire saçımı rengini açayım dedim. Kızıla döndüreyim. O zaman yaktık saçı falan. Şimdi de kısa uzatmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar bunlardan birini bile kullanabilirsiniz. Kına sürmek isteyenlere söylüyorum. Şimdi geliyorum şampuana. Dediğim gibi arkadaşlar doğal ürün, bitkisel ürün, doğal yaşam deyip de kendimi yırtanlardan değilim. Doğal, yapay, ne bulursam saçıma kullanırım arkadaşlar. Fiyatı uygunsa alırım ne bileyim ben ya da beğendiysem alırım. Her şey para diye takılmam. Ucuz pahalı alırım. Yani o zaman ne istiyorsam herhangi bir şampuan kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi uzama etkili bu şampuanı kullanıyorum. Mutlaka ve mutlaka yağlarım. Diyelim bu şampuandan şu şekilde biraz üzerinden alıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar Hint yağı kullanıyorum. Hint yağı hem uzatıyor hem de saçı anormal derecede besliyor arkadaşlar. Benim daha önce fön dolayısıyla dökülen saçlarım oldu. Çok saçımın önleri fönden döküldü. Bir de bazı ilaçlar almıştım hastalığım dolayısıyla. Bir ara saçımın önü sadece kel kalmıştı sanki. Bu Hint yağı çok iyi geliyor arkadaşlar. Çıkmayan saçlarımı çıkarttım. At kuyruğu yağı kullanıyorum. Şampuan içinde şöyle bir damla kullanıyorsunuz arkadaşlar. Birkaç damla. Zaten yağların içinde var görüyor musunuz? Birkaç damla. At kuyruğu yağı uzatıyor. Şimdi şöyle bir set alsanız size rahat 3 ay gider. Daha da fazla. Şampuan içine koyuyorum arkadaşlar. Çam terebentin yağını 2 ya da 3 damladan fazla koymayın. Eğer çam terebentin yağı koyuyorsanız şampuan içine gözlerinizi korumanız gerekiyor. Gözlere zarar verebilir. Onu da uyarıyı vereyim.
Ben çam tereventini mutlaka kullanıyorum. Solunum yollarımı açıyor, nefesimi de düzenliyor arkadaşlar. Şimdi de geçen gün Trendyol'dan paketim geldi. Bakalım, onu da siparişi vermişim. Verdim, siparişleri de unuttum. Yine hiç eksik olmaz arkadaşlar. Mutlaka badem yağı, hiç yağ, tekrar ediyorum, çam terebentin kullanın. Şampuanın içine döküyorsunuz. O kadar arkadaşlar. Yıkayıp çıkıyorsunuz. Şöyle bir bakalım neleri sipariş etmişim. Aynıdır. Hint yağını eksik etmem arkadaşlar. Hint yağı her konuda kirpikleri de uzatıyor arkadaşlar. Siz şampuanınızı sürün, yıkanın, çıkın. Kirpikleri de uzatıyor aynı zamanda. Dökmüyor. Bakalım ben... Anacığım, bunlar da öyle bir paket yapmışlar ki maşallah. Şöyle bir bakalım. Ha, 4 tane Hint yağı getirmişim arkadaş. O kadar seviyorum ki. 4'ü de Hint yağıymış. Ben unuttum, birkaç ay evvel geldi. Böyle kampanya oldu mu getirtiyorum. Hint yağını böyle içebiliyorlar da bazen, böyle kabızlık durumlarında, bağırsak çalışmadığında böyle bir çay kaşığı falan, bir tatlı kaşığı içebiliyorlar, çok sağlıklı. İşte Hint yağı da şöyle bir bitkiymiş demek arkadaşlar. Ama ben yıllardır kullanırım. Hint yağı kadar güzel bir yağ bilmiyorum. Eczanelerde bir ara böyle şeyle, kiloyla satarlardı. Kiloyla dediysem, hani 1 kilo 2 kilo almıyorduk tabii ki. Yani gidiyordum işte, 300 gram ver, 400 gram ver. Daha hesaplı geliyordu. Bu 50 mililitre, 50 gram. Bunlar 50 gramlık. Demek ki 250-300 gram alıyordum. Epey gidiyordu. Hint yağımız da burada arkadaşlar. Günlük bakımım şampuanla bu şekilde. Bizim bulunduğumuz Mersin bölgesinde sular çok sert. Sabun kullanamıyorum. Kesinlikle sabun kullandınız mı? Yani feci bir hal alıyor. Kimisi işte defneli sabun da kullanabilir arkadaşlar. Özellikle Ankara'da yaşayanlar için Sakarya Caddesi'nden böyle karşıya geçerken, Sakarya Caddesi'nden diyelim sağlı sollu Mithatpaşa'ya çıkarken de var. Diğer Yüksel'e çıkarken de var. Oralardaki attarlardan alıyordum ben. Defne yaprak, defne sabunları çok iyi geliyordu ama bu Mersin ortamında mümkün değil, sabunla yıkamak, çok sert suları var. Şampuanda da fark etmiyor. Blendax çok kaliteliydi önceden. Şimdi kutusunu değiştirdikten sonra, bizim çocukluğumuzda kutusu çok güzeldi. Böyle ince belli bir kutusu vardı. Şimdi böyle kaba saba bir erkek gibi geliyor. O bir kadın modeliydi sanki. Ben böyleyim arkadaşlar. Ne bileyim ben, şampuan kutusuna kadar dikkat ederim ya alırken. Böyle o beni o yaşama bağlıyor işte, böyle ne bileyim ben. Saçma sapan şeylerle bağlanıyoruz yaşama. Ya yani herkes nelerle bağlanıyor arkadaşlar? Herkes arabasıyla, eviyle, bilmem neyle, tatiliyle bağlanıyor. Bağlanacak bir şeyiniz olmadı mı da şampuan kutusu, yok ya, yok bilmem ne. Bunlarla bağlanıyor hayata. Ne yapalım ya işte. Herkes bir çeşit. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kınayı anlattım. Kınanın faydalarını söyledim. İçerisinde mineraller, çok sayıda potasyum, işte demir barındırıyor. Saçı çok güzel besliyor. Yok efendim, kınanın içinde filanca zararlı madde varmış da, zehirliyormuş da falan, İngiltere'de bir arada çıktı. Hangisinde yok ki? Hangisinde yok ki yani? Bu kozmetik sektörü tabii ki rahatsız arkadaşlar doğal ürünlerden. Bilemiyorum, insanlar önceden saç boyalarını bile kendiler yaparlarmış. Şimdi işte kozmetik patladı. Ben bazen İstanbul'da böyle Levent'te falan yeni yetme kuaförleri görürdüm. Böyle karşılaşırdık falan. Ben özellikle laf atarım yani, bir yerde oturuyorsak falan. Saçımı açacağım derdim, saçlarım omuzlarına kadar. Ay, ben 1,5, yani 1500'den aşağı açmam falan derdi. Yani o zaman 1500 diyordu, şimdi kaça açıyorlardır bilmiyorum. Yani küçük birer servet istiyorlar arkadaşlar. Onların da kazancı, onlar da parayla mutlu oluyor. Olsunlar, güzel. Herkesin kendi kazancı.
Gayet güzel para da kazanıyorlar. Allah daha çok versin. Saç boyaları da güzel. Fönlü saçlar da güzel. Yıllarca ben de saçıma fön çektirdim, boya yaptırdım falan filan. Ama gördüm ki o ileri yaşlardan sonra öyle olmuyor. Neyse ben kına sürüyorum. İsteyenler formülünü verdim. İsteyenler boyasın, isteyenler kına sürsün. Nasıl mutlu oluyorsanız öyle. Evet, her şeyin doğalı değil, her şeyin mutluluğu olsun arkadaşlar. Sizi neler mutlu ediyorsa onları yapın. Seviyorum sizi. Arkadaşlar bir şey daha söz etmek istiyorum. Zeytinyağı sürebilir miyiz diyen arkadaşlara ben zeytinyağı kullanmıyorum arkadaşlar. Zeytinyağının kınada kullandığım hiçbir faydasını görmedim. Zeytinyağını kullandım. Çok kilo aldım. Yani çok da severim. Zeytinyağını inanılmaz derece severim ama bel bölgesini genişletiyor. Böyle bir dezavantajı da var. Ben zeytinyağını kendim kullanmıyorum. Ne saçımda kullanıyorum ne de yemeklerimde kullanıyorum. Kullanmıyorum yani. Zeytinyağı diye soruyorsanız zeytinyağı hiç kullanmadım. Kullandığımda da saçlarımı dolaştırdı. Rengini etkiledi. Yani zeytinyağı kullanmıyorum arkadaşlar. Kına bakımında zeytinyağı, kına ve saç bakımında zeytinyağı kullanmıyorum. Yumurta da kullanmıyorum. Gerek yok. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Farklı sorularınız olursa saçla ilgili cevaplayacağım. Saçıma önem veriyorum. Medyum olduğum için önem veriyorum. Algılarım çok açık arkadaşlar. İster inanın, ister inanmayın. Saçlarınızı böyle uzun tuttuğunuzda adeta onlara perilerin yapıştığını, size isteklerinizi getirdiğini, söylediğini duyacaksınız. Rüyalarda her şeyi göreceksiniz. Bir de rüyalar konusunda okült astroloji eğitimi alırken rüyaların ve algıların açılması için bir önerim daha var arkadaşlar. Diş macunu yerine karbonat kullanın. Diş macunlarındaki bulunan florür bütün algıları kapatıyormuş ve üçüncü göz bölgesini şu şekilde bakınız. Üçüncü göz bölgesinin adeta o da kozalağa benzer. Üçüncü gözde kozalağa benzer arkadaşlar. Şu alnımızın ortasında böyle bir kozalak gibi düşünün üçüncü gözün. Üçüncü gözün kireçlenmesine yol açıyor. Algılarımızı kapatıyormuş florür. Karbonat kullanabilirsiniz. Kullanın demiyor. Kullanabilirsiniz diş bakımından. İnanın ağız kokusunu gideriyor. Ya ben en iyi, en kaliteli şeyler kullanıyordum. Ne onun adı? Diş macunları. Zaman zaman ağzımda koku yapıyordu. Dişlerimde çürük yapıyordu. En kalitelisini ismi vermeyeceğim. Şimdi karbonat kullanıyorum. Ne çürüğüm var ne ağız kokum var. Hiçbir şey yok kesinlikle. Mesela aç kalsam bile hiç karbonatla yıkadıktan sonra dişlerimi, ağzımı hiçbir yara çıkmıyor. Ne bir yara ne bir diş çürüğü. Çok şükürler olsun. Onu da şeyde kullanmak lazım. Hani kararında kullanmak lazım. Hani diş macunu kullanmayın diyeceğim algıların açılması için. Yani kullanmayın önereceğim yani. Böyle bir şey. Bu kendi kişisel önerim ya. Yani. Böyle herhangi kanıtlanmış bir şey yok. Kendi kişisel görüşüm. Bir şey değildir. Sağlık tavsiyesi değildir arkadaşlar. Böyle ben medyum olarak söylüyorum. İkinci olarak da her gün bir elma, kırmızı elma yemenizi öneriyorum. En az bir kırmızı elma. Hatta yatmadan evvel başucunuza koyun kırmızı elma yiyin. İnanılmaz derecede algılarınız açılacaktır. Rüyalarınızda görmek istediğiniz her şeyi göreceksiniz arkadaşlar. Limonlu su içmenizi de tavsiye ediyorum. Limonlu su içerken dişlere dikkat edin pipetle için. Çünkü dişleri çürütüyor limonlu su. O da var. Limonlu su içtiğinizde böyle bütün yani bağırsak temizliğini, karaciğer temizliğini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Yine üçüncü gözde biriken kireci söküp atıyor arkadaşlar. Üçüncü gözün kireçlenmesi sonucunda algılarımız kapanabiliyor. Biliyorsunuz ben bu dünyada değil öbür boyutlarda mutlu olan birisiyim. Öbür boyutta bir şeyi çözdüğümüzde dünyada otomatikman çözülüyor. Saçlarımızı uzatalım. Algılarımızın açılmasını istiyorsak. Dediğim gibi karbonat kullanalım, doğal ürünler kullanalım, diş macunu olarak. Karbonatla mesela şeyi karıştırabilirsiniz. Ne onun adı? Karbonat ve Hindistan cevizi yağını karıştırabilirsiniz.
Ben öyle diş macunu yapıyorum. Hindistan cevizi yağı kullandıktan sonra süper oluyor arkadaşlar. Bütün baş bölgemde bile Hindistan cevizi kokuyor. İşte günde mutlaka bir kırmızı elma yenecek. Bir tane de limonun suyu içilecek arkadaşlar. Limon suyu sıkılıp içilecek ya da işte limonu dilimleyip koyun. Ama suyunu mutlaka içmeniz lazım. Başka türlü temizlenmiyor. İkinci olarak eğer bu da bir tavsiye arkadaşlar. Son günlerde ben çok duyuyorum. İşte bağırsak tembelliğim var. Yürüyüş olmuyor. Suya içmiyorum. Arkadaşlar istediğiniz kadar su için, istediğiniz kadar yürüyüş yapın. Ne yaparsanız yapın. Kabızlık probleminiz çözülmüyorsa, ki ben ömrüm boyunca çekmedim. Sizin cimrilikle ilgili, kıtlık bilinciyle ilgili bir sorununuz vardır. Cimrisiniz demiyorum, yanlış anlamayın. Parayı kullanmakla ilgili ya da işte param bitecek mi ya da gelecekle ilgili kaygı, sevgilim gidecek mi, sevgilimi ben nasıl elde tutabilirim? Psikolojik sorunların tamamı bağırsağı pert ediyor arkadaşlar. Pert ediyor. O yüzden bağırsaklardaki zararlı florayı çoğaltıyor. Et ve tavuk, balık hepsinin içine dahil diyorum. İşte bunların çoğu bakteri üretimine sebep olabiliyor. Ben et yemiyorum ama kimseyi de yeme diyemem. Ben yemiyorum arkadaşlar. O yüzden hiçbir bağırsak sorunum yok. Karaciğer sorunum kalmadı. Kilolu olmama rağmen herhangi bir kötü kolesterolü falan yoktur yani. Evet. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bugün de bir saç bakımı, vücut bakımı dedik. Şöyle ufaktan bir dokundurduk. Kişisel görüşlerim bunlar. Benim yaptıklarım. Tavsiyem değildir. İsteyen uyar, istemeyen uymaz arkadaşlar. Benim tavsiyem bile olamaz. Çünkü herkes kendi kararını kendi versin. Evet, kına toprak elementi. Aynı şekilde hibiskus tohumu da, hibiskus yaprakları da toprak elementi. Ben de eksikti arkadaşlar. Pek çok vitamini de böylece sağlamış oluyorum. Hibiskusu içiyorum da arkadaşlar. Bardağa koyuyorsunuz. Bildiğiniz içme suyu. Soğuk, sıcak su falan koymanıza gerek yok. Soğuk. Soğuk su 6 saat bekletiyorsunuz. Ondan sonra su yerine içiyorsunuz. C vitamini deposudur. Hoşça kalın, dostça kalın. Ben Aslı.